getirdiniz, sefa geldiniz dostlar. Sefalar getirdiniz, sefa geldiniz dostlar. Bezme berbat verdiniz, sefa geldiniz dostlar. Şerefler verdiniz. Biz bugün çok heyecanlıyız. Programımızın ilk günü. Sizlerin huzuruna çıkarken inanın 3 gündür, 4 gündür, 5 gündür uykularımızda bile bu programı çekiyoruz. Özlediğiniz Pınar İliç'e geldi. Muhabbet Pınarı'yla geldi. Muhabbetimiz bol olsun. Evet. Ne oldu? Beteri. Evet. Ha, vallahi işte heyecanlıyız efendim. Heyecanlıyız. Şimdi oradan kusura bakmayın, bugün ilk yayınımız. Allah'ıma şükürler olsun ki uzun bir aradan sonra siz değerli izleyicilerimizle, sevenlerimizle Sine 5 ekranlarında, Muhabbet Pınarı'nda buluşturmayı nasip etti. İnanın günlerdir ben ve değerli çalışanlarımız, yoldaşlarımız çok çalıştık, çok yorulduk. Ama ümit ediyorum ki sizlerin beğenisini kazanacağımız, takdirini kazanacağımız güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. Şimdi programımızın içeriğiyle ilgili veterelerimiz var. Onları izleyeceğiz. Bakalım neler varmış göreceğiz. Pınar Eliçe'nin Muhabbet Pınarı'nda bugün çıkardığı yeni maxi single'ı ve yepyeni imajıyla adından söz ettiren Nadide Sultan. Oh canıma değsin diyemem, yine de üzülürüm senin için. Ölümünün 12. yılında Barış Manço'yu oğlu Doğukan Manço anlatıyor. Barış Manço'nun hiçbir yerde görmediğiniz köşkü, eşyaları, anıları, kısacası oğul gözüyle yürekten gelen sohbet canlı yayında. Kalbinde sızır, unutmadım seni. Ve ünlü kozmetolog Pervin Bulgak, evinizde kolayca uygulayabileceğiniz kişisel bakım tarifleriyle Pınar Eliçe'nin Muhabbet Pınarı'nda. Müzik.
sevgili izleyenler, Muhabbet Pınarı'nda yine benim çok kadim dostum, değerli arkadaşım, o kadar güzelleşmiş, o kadar zayıflamış ki, güzel sesiyle, güzelliğiyle, şimdi kim geliyor? Nadide Sultan geliyor! Şerefler verdi hayatım. Sezen Aksu şarkısı. Evet, Sezen Aksu süper şarkısı. Yeni albüm. Evet. Sen nasıl bu kadar böyle zayıflı? Allah'ım ya Rabbim, beni çekmeyin. Nerede beni çekin? Hayır. Ay çok güzel. Bele bak. Allah'ım sen ne yaptın Nerede böyle kendine? Ya bunun formülünü bana vereceksin. Gel otur anlatayım. Tamam gel, anlatayım. Gel seni şöyle alıyorum hayatım. Ya stüdyon çok şık. Sen çok ay, şıksın. Ay canım vallahi işte evimizi taşıdık buraya vermişim biz. Günlerdir arkadaşlarımızla beraber inanır mısın? Hani biz şu an yayına başladık ama günlerdir kafamızda bu yayını yapıyoruz biz. Değil mi? Defalarca yaptınız. Yapıyoruz ve yani bilmiyorum Allah utandırmasın diyoruz. Gayet güzel gidiyor. Giriş de harikaydı. Seyrettik biz de heyecanlandık ya seninle beraber. Ya ruhumu teslim etmek üzereydim şurada. Ay kıyamam. Birazdan atacaksın merak İnşallah, etme. İnşallah inanıyorum. O yüzden zaten çok sevdiğim
Yüreğinin güzelliğine inandığım dostlarımla ilk günümü açmak İnşallah istedim. İnşallah uğur getiririm İnşallah sana. İnşallah getirirsin. Ne kadar güzel çiçekler gelmiş evet, bu arada. Evet sağ olsun. Ben bu arada tabii heyecandan... Ay! Esra'cığım, Esra Erol hatta yerimden onu. Esra! Esra'cığım. Aşkım. Bir tanem iyi yayınlar diliyorum. Uğurlu, huzurlu, başarılı olsun. Canım çok teşekkür ediyorum. Güzel kalpli arkadaşım benim. Tebrik seni çok ediyorum seviyorum. Seni. Nadide'yi de çok öpüyorum. Biraz sonra ben de yayına gireceğim biliyorsun. Evet sana kolay da hayırlı gelsin. Yayınlar diliyoruz. Hayırlı. Çok teşekkür ederim Esra'cığım. Bir yani kez daha. Yani ben şu anki coşkunu paylaşmak istedim. Seni çok tüm seviyorum. Tüm seyircilerine de sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Nadide'yi de öpüyorum. Çok güzel gözüküyorsunuz ikiniz de. Canım benim, canım benim. Sen de çok güzelsin. Canım arkadaşım seni çok seviyorum. Bir kez daha mütevaziliğini, asilliğini gösterdin. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Sağ ol bir tanem. Seni çok i̇yi seviyorum. Bak kendine. Bol neşe istiyorum sizden. Başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Hiç merak etme. Bebeğinle inşallah. Bebeğiyle. Evet. Hayırlı uğurlu olsun göstersin. Bebeğin. Teşekkür çok ederim. Mutlu oldum. Seni çok seviyoruz. Ben İyi yayınlar aşkım. Çok teşekkürler. Darısı sanıyormuş. Evet. İnşallah. 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 Eşine çok de selamlar. Ali'ye de selamlar. Öpüyorum. Evet. Ya hakikaten o kadar güzel konuşuluyor ki onun ekibindeki arkadaşlarla. Biliyorsun hani patronlar çok daha sana ne kadar iyi olurlarsa olsunlar çok sevilmezler. Doğru. Öyle bir durum vardır. Doğru. Ama Esra'nın bütün çalışanları o kadar seviyor ki. Ya ben böyle bir tevazu yok. Evet evet gönlü çok güzel bir insan. Evet. Bir insanın zaten içindeki güzellik yüzüne de yansıyor. Evet. Işığına da yansıyor. Allah onu... her zaman için muvaffak etsin. Allah hiçbir zaman için iyi insanları utandırmasın. Amin. Güzellikleri nasip etsin. Ne yapıyorsun? Ne kadar güzel olmuşsun arkadaşım. Teşekkür ederim. Gerçekten yani bunun bilahare senden sırrını alacağım. Çok güzel zayıflamışsın. Çok formundasın. Teşekkür Şarkıların ederim. Çok güzel. Çok güzel bir Sezen Aksu şarkısı. Evet, evet. Evet, şimdiki sevgili seyirciler biliyorsun bugün evet, çok değerli, özel bir gün. Evet, çok özel bir gün ve benim de yayınımın ilk günü çok enteresan. Benim için çok büyük anlam ifade eden, çok değerli müzik adamı. Gerçekten aslında biz onu kaybetmedik. O her zaman gönlümüzde yaşıyor. Her zaman bizlerle. Değerli Üstad Barış Manço'nun ölüm yıl dönümü. 12. Evet, ölüm 12. yıl dönümü. Sanki bir iki yıl olmuş gibi değil mi? Çok yeni sanki. Çünkü hiç bazı insanlara ölüm yakışmıyor biliyor musun Nadide'cim? Hani yani nasıl söylerler? Ben dün gittim köşkünü ziyaret ettim. Dur oturayım biraz daha sohbet edelim ya. Evet. Dur evet. Şimdi ben ayaklandım ama. Evet. Şimdi heyecanlandım. Ya heyecanım var. Normal. Gayet normal. Ya yeni yeni açılıyorum. Daha yeni yeni açılıyorum ben. Yeni yeni açılıyorum efendim. Kusurumuza bakmayacaksınız. Yeni sizlerle beraber pişeceğiz burada. Dün köşküne gittim. Hayatının büyük bir kısmı. Evet, büyük bir kısmı, büyük hatıraları, anılarının olduğu köşke gittim ve hayatının sonu da orada olmuştu. Biliyorsun ölümü de orada gerçekleşmişti. Gerçi bu kelimeyi bile kullanmak istemiyorum. Çünkü hakikaten bazı insanlara yakışmıyor o kelime. İnanılmaz duygulandık biz ve ekip arkadaşlarım. O kadar büyük bir insan, o kadar büyük bir sanatçı ki bir daha gelir mi? Bazı sanatçılar bir daha gelmiyor. Bunlardan biri de sevgili Barış Manço. Hem de çok hatıralarım var kendisiyle. Onları paylaşacağız tabii ki. Paylaşacağız. Bugün sevgili Doğukan Manço da bizim konuğumuz olacak ilerleyen saatlerde. Yani o yüzden bugün benim için her şeyin üst üste geldiği, anlamlandıramayacağım kadar güzel, duygulu anlar geçirdiğim bir gün oldu. İşte böyle. Evet. Arkadaşlar ne kadar güzel yakışıklı olmuşsunuz böyle bakalım. Nasıl? Orkestramız? Çok yakışıklılar canım. Dekoramız nasıl maşallah. Hayatım? Dekora zaten bayıldım geldiğim andan itibaren nazarım değecek. Çiçeklerin güzelliği ne olacak? Ya o efendim bu sevgili genel müdür yardımcımız Cem Bey'in icatıdır. İnanmıyorum. Evet kendileri bu arada çok teşekkür ediyorum bütün yönetime, bütün yapımcıma, editörüme, herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi bir filmde görmüş. Biz buraya burayı asabilir miyiz, asamaz mıyız diye düşünürken
Dedi ki bir saniye efendim dedi, ben bunu yerde kullanmak istiyorum dedi. Bence çok güzel. Şimdi ben bunu evime de yapacağım. Çok güzel. Değil mi? Enteresan. Senin ufaklıklar var gerçi. Ufaklıklar var da anam onlar benden akıllı ya. Ya vallahi billahi yani sanki içine kocaman bir kadın, kocaman bir adam kaçmış onların. Benden akıllılar ona vallahi. Bana nasihat edip bana akıl veriyorlar. Allah. Şimdi ben heyecanlıyım dünden beri. Ondan sonra şey diyor, anneciğim ne var yani, sen zaten konuk olarak katılıyordun, kendini konuk farz et diyor bana. Allah Allah. Vallahi ya. Billahi ben bunu düşünememiştim. Evet, çiçekler değil mi? Evet, bir sürü. Evet. Harika, birbirinden güzel çiçeklerim, dostlarım. Ah, benim kızım göndermiş bunu. Helin Çapan, Deniz Çapan, oğlum, Allah, annem, isimsizler. Aa, isimsizler gayet ya, hayatım meraklı. Herhalde hayatım isimsizlerimiz olacak. Aa. Güzel kadınım hayatım. Evet, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum herkese. El kartlarımız da bu arada varmış isimler ama var mıymış? Ben şimdi acemi bir sunucu olarak. Estağfurullah, gayet iyi, gayet iyi. Acemisin, ben kartı martı unuttum, direkt yalnız çiçeğe ben gidiyorum. Yalnız ben herkesin ilk, bütün arkadaşlarımın ilk programlarına gelirim biliyor musun? Hep ilk seçenek benim yani. Çünkü sen çok güzel gönüllü, çok güzel ruhlu biz. Allah seni de nasip etsin, senin de programına biz gelelim. İnşallah. Vallahi. İnşallah. Vallahi güzel insanlar güzel şeylere layık olduğuna inanıyorum. Sen de onlardan birisin. Bu arada ben karta bakmadan gene konuşuyorum arkadaşlar. Ah tamam. Alo. Alo canım, hayırlı uğurlu olsun. Kim? Ay 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 ay. Çok İdil'cim, İdil Çelik. Ay canım ya. Canım benim, bir hepinizi çok seviyorum. Allah mahcup etmesin diliyorum. Ay ben çok heyecanlıyım. Çok yakışıyorsun. Hep olmalıydın aslında, geç kaldı. Ben ilk keşfedenlerden biri olmalıyım ki çok özel başlarken seninle başlamıştık hatırlarsan. Evet evet. Biraz evet. Gecikmiş bir karar zannediyorum senin için. Gerçi annelik yaptın, o arada anneliğini de tattın doya doya. Evet. Ara vermek de iyi gelmiştir herhalde. Çok 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 iyi geldi. Bomba gibi. Bundan sonra çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de şimdi çekime gidiyorum. Biz de başlayacağız inşallah hayırlısıyla. Çarşamba günü. Evet, beraberiz. İdil'cim çok teşekkür ediyorum. Sen benim kadim dostumsun. Sen de benim çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim, her zaman yanımda olan, bana destek veren dostlarımdan birisin. Bu güzel temennilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün ilk günümüz. Çok heyecanlıyız, çok güç verdin. Evet, çok heyecanlısın değil mi? Çok, çok, çok. Ruhumu teslim etmek üzere. Yani ayak oyunlarından maalesef insanların, bazı dost gördüğümüz, aslında dost olmayan kişilerin yüzleri artık bu sene inşallah ortaya çıksın istiyorum gerçekten. Hep iyiler kazansın. Nadide'ye de çok sevgilerimi iletiyorum. Evet. Büyük abi, benim ilk çıktığım programlardan biri İdil'in programıydı. Vallahi ne bileyim, Tarkan bizde, Burak Kut bizde, herkes bizde ilk çıkıyordu. Evet. Serdar bizde, Serdar Ortaç, Ebru Gündeş. Yani şu anda piyasada hakikaten adı geçen çok önemli sanatçı dostlarımız, hep ilk başta biz tanıştık. Evet. Onlar da çok güzel yollar aldılar. Sizler de öyle tabii ki. Çok teşekkürler. Oluyor bazen ama bundan sonra olmayacak inşallah. Çok dedikodular var mı İdil'cim? Geldiğinde konuşacağız. Çok çok. Var mı? geleceğim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum. Tekrar. Verdiğin desteğe, güce çok teşekkürler. Seni çok öpüyorum. Çok sağ ol. Çok seviyorum. Hoşçakalın. Evet. Hayatım. Biliyorsun canım. Canım benim. Bay bay. Bay bay. Biliyorsun ki ne geliyor? Ne Ay Allah'ımıza bir şükür olsun. Reklamlar. Aa, para. Ben var ya, denizden babam çıksa yerim. Muhabbet Pınarı'ndayız. Sine 5 ekranlarında, Muhabbet Pınarı'nda güzel muhabbetlerin, muhabbetli dakikaların içerisindeyiz. Şimdi başındayız, içindeyiz, var. Dışındayız. Ben bugün her şeyi söyleyebilirim. Kusuruma bakmayacaksınız. Çünkü gerçekten sizlerin huzuruna yıllar sonra çıkıyor olabilmek ve bir programı yönetebilmek hiç kolay bir şey değil.
hatamız kusurumuz olursa da affola. Siz bizi seversiniz, bizi affedersiniz. Evet, şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi Nadideciğim, benim için çok büyük anlam taşıyan, kalbimde çok özel, çok güzel yeri olan ve hiçbir zaman, hani biraz önce de söylemiştim ya, bazı insanlara ölüm yakışmaz ve onlar hep yaşarlar aslında aramızda ve içimizde ve nesiller boyu da yaşayacaklardır. İşte böyle değerli bir üstadın, çok değerli bir oğlunu, bir kardeşimi davet etmek istiyorum huzurlarınıza. Evet, kim geliyor? Doğukan Manço! Hayatım, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen bize babanın emanetisin. Ay yemin ederim, seni çok seviyorum. Değil mi? Evet, mirasın. Sen bizim, sen babanın bize bıraktığı en güzel miraslardan bir tanesisin. Teşekkür ederim. Dün o sevgi dolu, muhteşem, güzel o köşkü gezdiğimde o kadar güzel bir elektrik vardı ki o evde. Yani bunların hepsini şimdi oturup konuşup anlatacağız. Tabii ki de. Ben de seni şimdi çok seviyorum. Önce programın hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Seni çok iyi anlıyorum. Ederim. Çünkü ben de programın böyle ilk 10 dakikası tutuk olurum. Sonra değil susturabilene mi? Aşk olsun. Oh ne güzel, seni şöyle alıyorum. Tabii ki de. Bu arada sana da. Doğukancığım. Merhaba. Şerefler verdin. Sanki Barış Manço yapıyormuşum gibi hissediyorum. Ya, ben hiç tanışamadım Pınar'la. Öyle mi? Kesiyorum. Benim çocukluk hayalim, onun şey yarışması vardı ya. Adam hani böyle, olacak çocuk. Evet, ıspanak yiyor musun Hep onu kurardım. Ne söyleyeceğim, ne yapacağım, hangi şarkıyı söyleyeceğim. Hayalim oraya çıkmaktı. Vallahi ben açıkçası sevgili Barış abimizle, ben o sanki yaşıyormuş gibi konuşacağım. Ya bugün zaten öyle konuşun. Barış abimizle programa katıldığımda 95 yılıydı. Adam olacak çocuğu yapıyordu ve o kadar enteresan anekdotlar var ki, gerçekten çok büyük bir insan senin baban. Gurur duyabilirsin. Öyle bir babanın evladı olmaktan ötürü gerçekten Allah herkese de nasip etmez. Çok şanslısınız. Benim hayattaki en büyük şansım. Çok şanslısınız. Yani... Ama sen de o kadar güzel yürekli bir evlatsın ki. Teşekkür ederim. O kadar güzel babanı temsil edip o kadar güzel yaşatıyorsun ki. Sana da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ben. Kendi adıma. Canım benim. Ne yapıyorsun? Şimdi ne yapıyorum? Önce bu hafta ne yaptığımdan başlayalım. Evet, bu hafta şimdi, çok önemli bir hafta. Çok güzel bir bir kelimeyle başlayayım. Yaşatıyoruz diyeyim. Yani ben artık anma kelimesi biraz şey geliyor. Hani babamın yanına o bile yakışmıyor. Yani dedik, ölüm yakışmıyor ya kelime bazı olarak. Bazı insanlara yakışmıyor. Anma da aslında çok yakışmıyor. Fakat yani... doğru anlatımı olduğu için o kelimeyi kullanıyoruz. Ama evet, biz yaşatmaya yer vereceğiz. Yani ilerleyen konu dakikalarda daha da detay veririm. Evet. Biz zaten çok güzel vetereler çektik. Dün akşam gittik, ziyaret ettik müzeyi. Çok güzel olmuş. Çok güzel bakılıyor. O ne kadar güzel antikalar öyle. Ya orası bittim hakikaten... antikalara. Antikalar olay. Bo'nun bir röportajı var. Röportajda söylüyordu. Esasında biraz vasiyeti gibi. Hani evet, müze yapın diye bize söylemedi ama röportajında mesela diyor ki işte bundan yıllar sonra işte genç nesiller gelsin. Barış Manço nasıl bir evde oturmuş? Nasıl mobilyalar kullanmış? Nasıl bir yaşam tarzı varmış? Nasıl bir bakış açısı varmış? Bunları görsünler istiyorum diye bir röportajında demeci var. Evet. Nihayet müze yani bir nevi vasiyeti yerine geldi. Evet. Ne mutlu. Ya ben bunu dillendirmeden edemiyorum çünkü çok içinden gelerek söylüyorum. Gerçekten Kadıköy Belediyesi olmasa bu kadar, yani evet, 10 sene sürdü. Çok çektik biz bazı şeylerde, haksızlıklarda. Evet, çok uğraştık. Çok çektik ama Kadıköy Belediyesi çok iyi arka çıktı. Evet, evet, ve evet. Ve bir orada mesela müzeyle görevli olan bir Sırma Hanım kendi evi kadar titiz davranıyor oraya. Çok güzel bakılıyor. Evet, titiz gördüm davranıyor. Ben. Ve gerçekten... Ne mutlu Barış sizlere. Barış Manço yakışır bir yer oldu. Evet, evet. Ve genç evet, nesillerin de sürekli olarak gezip görebileceği, ne bileyim, en azından bir kahve içmeye bile gidebileceği bir yer oldu yani. Aynen, ben ilk fırsatta, şimdi biliyorsun çocuklar artık 15 Şubat tatile girdi, evdeler. Evet. Ben işe başladım, onlar eve evdeler. Şu anda izliyorlarsa onları da çok öpüyorum, canlarımı benim. İlk fırsatta çocuklarımı götüreceğim o müzeye. Ve ben açıkçası çok isterdim çocuklarımın Barış Manço'yu tanımasını. Şimdi onu diyecektim. Çok isterdim. Yani dönem çocuklarının büyük şanssızlığı. Büyük şanssızlığı. O yani, adam olacak çocuk.
aşkla ilgili, meşkle ilgili herkes şarkı yaptı günümüzde ama domates, biber, patlıcan, aynen. Osman bir deli olan, işte arkadaşım eşek, arkadaşım eşek, kol düğmeleri, değil mi? Şimdi bunların hepsi birer mesaj taşıyor. Mesaj. Yani hepsinin altında bir şey var esasında. Evet. Yani bir arkadaşım eşek, ya bu çok genç yaşta çocuklara hayvan sevgisini aşılamak. Çünkü evet. Ne bileyim. Domates, biber, patlıcanda da mesela çocuklar genelde sebze yemezler. Sebze yemeği yemezler. Hep böyle hamur işi, makar, benimkiler öyle. Sebze yedirene kadar ay alnımızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geliyor. Mesela bu şarkıda çocukları sebze yemeği teşvik ediyor aslında yani. Hani domates, biber, patlıcan, değil mi? Yani, çocukları evet. Ne kadar sevmiş. Ama öyle yani çocuklara... Sevgiyle büyüdünüz. Evet tabii ki de. Biraz da kıskançlıkla diyeyim. Biraz da kıskançlıkla. Başka çocuklar onun çocukları. Yani evet. 2000 tane çocuk katıldı o programa. Peki nasıl paylaşıyordunuz babanızı? Zor olsa gerek. Baksana. Batıkan'la aramda mı? Hayır. Diğer çocuklarla. Küsüyorduk ya. Küsüyorduk yani. Ben şöyle söyleyeyim. Hayatımda en çok adam olacak çocuk programını bu sene seyrettim. Çünkü ne yapıyorum? Ben bütün geçmiş programların hepsini arşivlemesini yapıyorum şu anda. Dolayısıyla hepsini seyrediyorum. O yıllarda tabii çocuk psikolojisiyle 7'den 77'ye programı başlıyor. Ne var ilk başta adam olacak çocuk var. Evet. Ben o kısmı seyretmiyordum. Kıskançlığından. Ama bunun kıskançlık olduğunu bilmiyordum. Doğru. Yani doğru, seyretmiyordum. Doğru. Öyle bir tavır almışım. Doğru. Ondan sonra dünya gezisinin olduğu dönence kısmı başladığı zaman. Evet. Veya Türkiye gezilerinin olduğu Deretepe Türkiye. Evet. Onları seyrediyordum. Batıkan da benim benden biraz daha farklı. Batıkan... Dinlemek istiyordu ama görmeye tahammül edemiyordu. O da arkasını dönüyordu televizyona. Yani işte. Ah kıyamam ya. Benimkiler de öyle şimdi. Yani tepkiler. Gerçekten o çok sevginin. İşte çünkü çocuklar fark etmiyor. Yani bir insanın annesi meşhur olmuş, babası meşhur olmuş. Onlar için önemli değil. O anne ve baba. Yani o çocuk için anne ve baba olduğu için hiç fark etmiyor. Şimdi biz sevgili Barış Manço için, sevgili... değerli üstad için güzel bir veteri hazırladık. Hep beraber izleyelim mi? Vallahi ben de merak ettim. Haydi şimdi. Bakalım. Sevgili izleyicilerim, şimdi gecenin bu saatinde şu an bulunduğumuz bu yer merhum Barış Manço'nun, aslında o bizim için hiçbir zaman ölmedi, ölmeyecek, kalplerimizde her zaman yaşayacak olan Barış Manço'nun tarihi Modo semtindeki bu tarihi evindeyiz ve bahçesinde bulunuyoruz şu an. Gerçekten o kadar heyecanlıyım ki ben de ilk defa böylesine güzel anılarla dolu bir yeri sizlerle beraber göreceğim ve gezeceğim. Burası daha doğrusu 25 yıl önce diktiği şu an bir palmiye ağacı görüyoruz. Bunu Barış Manço kendi elleriyle dikmiş bahçesine. Orada kullandığı arabası. Burada domates, biber, patlıcan diye çok güzel şarkısı vardı. Bütün çocukların sevdiği, bütün Türkiye'nin sevdiği, hepimizin sevdiği, onun anısına yapılmış olan objeler. Ve tabii ki hepimizin çok sevdiği, çok değer verdiği o çocukları, adam olacak çocukların heykelleri. Bu muhteşem eve... İlk adımlarımızı atıyoruz. Aman Allah'ım. Evet. Evet, evet. Oo, çok güzel. Üstadımızın piyanosu. Bestelerini yaptığı piyanoyu görüyoruz şu an. Bu Barış Manço'nun piyanosunda bestelediği parçaları yüklediği band kaydı. İnanılmaz bir... Ev inanılmaz güzel anılarla, antikalarla dolu bir ev. Gerçekten burada sevgili Barış Manço'nun sahnede giydiği kostümleri ne kadar özenli hazırlanmış, ne kadar güzel kendisine ait olduğu, toplamış olduğu antika parçaları görüyoruz burada. Çok güzel. Bu da çok güzelmiş. Çok güzel bir dolap. Özellikle bu dolabı çeker miyiz? Bakın. Muhteşem güzel. Ay dokunmak istiyorum. Şamdanlar. Sevgili Barış abimizin
bunca yıl yapmış olduğu başarılı çalışmaların ödülleri. Burada TV 7 gün 1986. Ben hatırlıyorum 99 yılında ölüm haberi geldiğinde 3 gün boyunca ağlamıştık. Ben çok isterdim Barış Manço'yu çocuklarımın birebir görmesini, tanımasını. Çünkü o çocukların sevgilisiydi, hepimizin sevgilisiydi. Burada da en son ölümünün gerçekleştiği gün yazmış olduğu, notlarını almış olduğu ajandası, araba anahtarı ve cep telefonunu görüyoruz. Çok güzel antikalar, çok güzel parçalar bunlar gerçekten. Her biri birbirinden değerli. Yılların birikimi. Burada da Barış Manço'nun ölene kadar kullandığı günlük kişisel eşyaları. Barış Manço hiçbir zaman için çatal bıçak kullanmazmış. Her zaman için şu çubuklarla yermiş yemeğini. Ve muhakkak yatmadan önce soda içermiş. Muhakkak sodası varmış. Ve sodasını açmak için açacağı bardakları, Japonya'dan aldığı ödül belgeleri. Barış abimizin çok severek yine kullandığı, giydiği, aldığı kimonoları. Japonya'nın 17 kentinde verdiği konserde giydiği ve kendisine hediye edilen kimonolarmış bunlar. Kovboy çizmeleri, deri ceketleri. Barış Manço'nun 1972 yılında Polatlı'da Topçu Asteğmen olarak askerliğini yaparken giydiği kıyafeti. Daha var. Devamı var. Biz bölüm bölüm yayınlayacağız. Ben birkaç düzeltme yapabilirim. Evet evet, ben heyecana kapılarak birçok şeyi kendime göstermiş olabilirim. O çubuklar. Tabii, ona gelmeden önce en son görüntüyle başlayayım. Çünkü en son görüntüde babamın Polatlı'da askerlik yaptığı dönemden kalma askerlik asteğmenlik kıyafeti evet. Var. Oradan hemen bağlanmak istediğim bir konu var. Benim kardeşim şu anda vatani görevini yapıyor. Öyle canım. Batıkan'a buradan evet, sevgiler. Babası gibi topçu olarak ve uzun dönem yapıyor. Ay tüylerim kaldı vallahi aşkına. Evet, daha henüz iki ayımız bitti. Onun için bugün aramızda yok. Ay. Ama şimdi Tunceli'de. Ama daha çok Tunceli'ye kutsal, gidiyor, pardon. Çok kutsal bir görevde şu an. Buradan da bütün vatani görevini yapmakta olan değerli erlerimize, askerlerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Ailelerine de sabır diliyoruz tabii ki. İşte Acem Birliği'ni Erzincan'da yaptı. Şimdi Tunceli'de usta birliğini bitirecek. Ondan sonra hayırlı tezkereler olur inşallah. Haydi bakalım. Öyle. İnşallah döndükten sonra da onu da ama bayağı bir sürecek değil mi? Var tabii bayağı. Eğer Muhabbet Pınarı devam ederse ki edecek. 13 ay mı kaldı? Kolay kolay bırakmaya niyetim yok artık ekranları. Aa herhalde şey sen bıraksan ekran seni bırakmayacak merak etme. Canım benim. Oradan o çubuklara geleyim. Evet. Şimdi hiçbir zaman çatal bıçak kullanmaz diye ufak bir hata var orada. Tabii ki de kullanırdı da. Chopstick dediğimiz o Japon veya Çin usulü şeyler. Çok sağlıklı. Yani sağlıklı. Onun yanı sıra yani onun hoşuna gittiği için evinde bulundurdu. Bir aksesuardır ve onu ne ara kullandığını anlatayım. Şimdi biz babamızı çok az görüyorduk. Niye olduğunu söyleyeyim. Evet, konserler vardı, televizyon programı çekimleri vardı. Adam Olacak Çocuk programı çekimleri vardı. Dünya turu Dünya vardı. Turu falan. Şimdi bunlara gidiyordu. Senenin dörtte birini zaten bunlar alıyor diyelim. Evet. Şimdi bunların bir de montajlanması vardı. Evet, bir de orada. Tabii gece geç saatlere kadar bunun montajı sürüyor. Eve geldiği zaman saatlerce ekran karşısında çalışmak yorucu bir şey. Doğru. Siz de biliyorsunuz. Tabii. Döndüğü zaman kendine işte akşam geç saatte çok iyi bir şey değil ama kendine orada işte kalan yemeklerden ne varsa hazırlardı. İşte onun özel sosları vardı işte. Soya yemek sosları, acı sosları. Severmiş herhalde bildiğim severdi. Ben de o huyumu babamdan kaptım herhalde. Sen de güzel yemekler yapıyorsun. Bilmem mesela hiçbir yemek tarifini bilmem ama biraz böyle bir şey kattığım zaman güzel bir şeyler çıkıyor. Evet. Babam da öyle yapardı ve o çubuklarla ve orada gördüğünüz kaselerle yerdi. Evet. Şimdi orada bir de dikkatinizi çekmiştir bir soda açacağı vardı. Evet, evet. Evet bir de
babam maden suyu içmesini de çok severdi. Odanın kulağını açacaktı yani. Gece yatmadan önce muhakkak içermiş değil mi? Yani evet. Peki devam edeceğiz gene Doğukan'cığım. Tabii. Şimdi bir haberlere bağlanmamız gerekiyor. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edemeyeceğiz. Daha varmış herhalde vakit. Ay çok sağ olun, teşekkür ederim. Beni oradan sıkıştırıyorlar. Bir buçuk dakika, acaba söylesek mi o şarkıyı? Şarkılık vakit var mı? Verecek vakit var mı? Dönüşte söyleyecek. Dönüşte bize. Sürpriz tamam. Bir şarkı ay Allah, var. Herkes heyecanlı bugün hayatım. Herkes heyecanlı. Ben artık heyecanımı yendim. Vallahi yendim. Ben sizi idare edeceğim yakında. Helal olsun. Çok güzel diyorlar bana. Evet. Nadideciğim sen maşallah 4 yaşından beri şarkı söylüyorsun. Evet. Niye bizi bu durumumuzdan olacak? Ben de 6 yaşından beri annelerimizden böyle duyduğumuz işte bu herhalde son 30 saniye diyor bana şimdi de. Vallahi tam mevzuya girip bana bir anlatsana. Ben 6 aylıkken çığlık atıyorum ve duyuyorum, ondan sonra kahkaha atıyorum. Benimkiler diyor ki hani topaç gibi çocuk, hiçbir sağ bakıyorlar böyle sağa sola bakıyor muyum falan. Hiçbir şey. Doktora götürüyor en son. Doktor inceliyor diyor ki ya sesini duymak çok hoşuna gidiyor diyor. Çok keyifleniyor. Doğuştan en sanatçıyız. En kötü ihtimalle şarkıcı olacak ya. Ve üstüne basıyor. Evet peki kaldığımız yerden devam ediyoruz sohbetimize. Efendim haberlere bağlanıyoruz ve dönüşüm haberlerine.
Kadın bakımlı olmak, güzel görünmek ve kendine, güzelliğine güvenmek ister. Ve bunları karşısındakinden duymak, hissetmek ister. Güzel ve bakımlı olmak için cildinizin dilinden anlamanız gerekiyor. Bunun için de cildinizin özelliklerini ve onun nelere ihtiyacı olduğunu bilmeniz şart. Her an güzel ve bakımlı olmak ve bunu korumak için cildinize daha fazla önem vermelisiniz. Çünkü cildiniz bunu hak ediyor. Bazen bakımlı olmak, genç kalmak için yapmanız gerekenler gözümüzde büyür de büyür. Oysa bakımlı olmak o kadar da karmaşık bir şey değil. Ve işte bu noktada her şey pahalı kozmetik ürünü seçip kullanmak da değil. Çünkü kozmetik ürünlerin fiyatlarını yükselten, içine konulan katkı maddeleri, vitaminler... Çenin Muhabbet Pınarı'nda bugün uzman kozmetolog Pervin Bulgak, güzelliğine düşkün tüm bayanlara pratik, ekonomik tarif önerilerini canlı yayında veriyor. Evet efendim, Muhabbetin Pınarı'ndan içmeye devam ediyoruz. Ve şimdi kadınları çok ilgilendiren bir konu var. Çok dikkatlice izlemenizi istiyorum. Açıkçası ben güzelliğine çok düşkün olan bir insan olarak birebir uyguluyorum. Biyolog ve kozmetolog Pervin Bulgak geliyor. Efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sizler çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Vallahi burada bir sürü güzel malzeme görüyorum. Mutfağımı ben. Mutfağımı buraya getirmişler sanki. Vallahi iyi ki de getirmişler. Şimdi bunlar normalinde bütün ev hanımlarının evinde bulunan malzemeler. Birkaç parçası hariç ama artık onlar da mutfağa girdi galiba. Girdi mi onlar da? Bakalım girdi. Öğrenelim o zaman. Biz sizi dinliyoruz efendim. Tamam. Ne yapalım ilk önce? Evet. Şimdi bu kişisel bakımımıza biliyorsunuz ya biz kadınlar bir servet ödüyoruz. Değil mi Nadide? Yani en az 500-600. Yani o yüzden artık devir de biraz ekonomi devri. Yani doğru. Öyle çok kolay kazanılmıyor paralar değil mi hayatım? Aynen öyle. Şimdi bu konuda da işte Pervin Hanım tam doktoru bu işin. Biz şimdi siz bize burada güzel formüllerinizi söyleyeceksiniz. Formülleri biz de gideceğiz yapacağız evde. Ama önce şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Hani insan cildine neyin alerji olduğunu bilmelidir. Hani onu ben buradan bilemem. Alerjik bir yapısı varsa, bir gıda alerjisi varsa o gıdalarla ilgili ürünleri cildine de sürmemelidir. Yani bu uyarımızı yapalım. Örneğin nara alerjiniz varsa yiyemiyorsanız yüzünüze de süremezsiniz. Evet, evet. Bunu ancak şimdi klinikte bunu, ben görmeliyim. Evet, o zaman bugün yayınımızın ilk günü ya. Biraz böyle şöyle yapacağız. Şöyle mini ben mi? Ne yapayım? Evet, bir masa falan koysaydık. Lütfen, lütfen. Şöyle otur. Rica ederim. Misafirimiz. Çok iyi ev sahibisiniz. Hep geleceğim. Lütfen, lütfen, lütfen. Ben böyle misafirimizi koltuğa geçirmek evet. zorundayım. Ne yapalım? Şurada şunu da şöyle çekeceğim. Allah, o da çekilmiyor ki. Bana bakarsın ben. Vallahi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz dostum. Yalnız ben olaya kendimi kaptırdım. Bunu falan evde falan zannediyorum kendimi. Sağ olun. Evet. İyi bir ev.
ister şimdi, misin? Valla ben size ne istiyorsanız burada yardımcı olacağım. Tamam. Şimdi öncelikle ne yapmak lazım? Cilt temiz olmalı ki bir şey yapılabilsin. Evet. Değil mi? Evet. Cildimiz temiz değilse yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kesinlikle. Evde en çok ne var? Türkiye'de Türk kahvesi var. Evet. Ay bayılırım, bayılırım. Günde 3 tane, 4 tane. Yani Türk kahvesinden çok basit bir peeling yapabiliriz. Hemen hemen her cilt tipine uyar bu. Peki. Ne gerekir? Cildimizi temizlemek için. Evet, önce cilt temizlenmeli. Gözeneklerin içi doluysa belki profesyonel bir bakım yaptırmak gerekebilir. Çok ciddi bir problem varsa. Ama yoksa zaten rutin bakımlarınızı yapıyorsanız, çok hassas değilse haftada bir gün, yağlıysa haftada iki gün, hassas 15 günde bir peeling yapmak lazım. Evet. İki tatlı kaşığı kadar diye göz kararı aslında Türk kahvesini koyabiliriz. Evet. Ben hep sızma zeytinyağı kullanırım. Her şeye faydası vardır. İçimize de dışımıza İçimize dışımıza ölmeyen bir ağaç. Bir tatlı kaşığı kadar. Hanımlar hani onu hep bilirler. Vallahi bu zeytinyağı ile ilgili benim bir formülüm var. Hanımlar ilerleyen dakika veya günlerde bunu paylaşacağım. Aa, merak hocam, ben yok yani. Hocam siz tabii siz olacaksınız. Vallahi çok acayip şey yani neticeler aldım. Allah Allah. Tabii zeytinyağıyla ama içine kattığımız bir şeyler de var. Geliştirdiğimiz. Süpersiniz birlikte. Evet. Ya şimdi, doğa çayı. Evet. Yani herkes ya, artık öyle. Farkında. Biz artık klinikte bile öyle yapıyoruz. Hastamızın kolajen problemi varsa onu gıda takviyeleriyle düzenliyoruz. Ondan sonra yani holistik Doğukan, tıp gerekli. Doğukan'cığım ne güzel bak erkeklerin hiç böyle derdi yok değil vallahi mi? Valla benim bütün masrafım bir permatik, bir diş fırçası. Bir de jöledir. Bir de jöle o kadar yani. Allah hepsini toplasan 10 lira yapma yani. Bir süre sonra saçla ilgili masraf olabilir. Kahveyi bunu sadece içmek direkt bu şekilde kullanabilirler. Hani Türk kahvesiyle zeytinyağını karıştırıp peeling yapabilir kişi. Nasıl yapmalıdır? Burun kenarlarına yapmalıdır. Yanaklarında böyle kızarıklık olan bizim telangiektazi dediğimiz şeyler varsa oralara yapılmamalı. Dudağın alt kısmına, yanaklara, burun kenarına, alın ve saç sınırına. Eğer cilt biraz hassassa, kırışıklığa meyilliyse bunun içine bir yumurta akı katılmalı. Evet. İçinden albumin alabilmek için. Evet. Madem çok jöle kullanıyorsunuz, ileride bir gün Allah korusun saçlarınıza bu mudur bir şey yani peeling? Budur. Bu kadar. Bu kadarcık. Yüzümüze şimdi, süreceğiz istersek sürterek güzel, çıkartacağız. Çok hafif. Peeling'de birkaç yumuşak şey var. Çok bastırmadan uygulanacak. Cilt zaten temiz olacak yani makyaj olmayacak. Yumuşak hareketlerle yapılacak. Ilığa yakın soğuk suyla arındırılacak. Ama cildin hangi evrede olduğu önemli. Hassassa 15 günde bir yapacak. Çok yağlıysa haftada 2 gün yapacak. Normal bir cilt haftada 1 gün uygulayabilir. Şuralardaki şişliklere ne yapabiliriz? Buralardaki şişlik derken göz altı mı? Evet. Göz altındaki şişlikler için küçük bir serum maske yapabiliriz. Ne var ama bakalım. Ama bilare yapalım. Tamam. Perman Hanımcığım. Bakım tabii ki de yani bakım başka bir şey. Her insan bakımlı olmalı zaten. Onun şeyi yok. Sanatçılığının vermiş olduğu da bir etken. Yani bakın biraz yani babam hijyenine düşkün bir insandı. Ben ya da çocuklara tespitim, verdiği değerler arasında o da var yani temizlik en önemli. Bir de bir şey var dikkatimi çeken galiba babanız sizi yatak odasına sokmazmış. Sokmazdan ziyade biz öyle bir aile terbiyesi vermiş ki biz onlara müsaade önemli. Olmadan biz sormadan çok gidemezdik. Mesela demin bir tane aynalı dolap çekmişsiniz. Evet. Dokunmak istiyorum dediğiniz. Evet. Biz yani sadece zaten dokunduğumuzda kalıyorduk. Çünkü onu hani çocuklar bu dolaba dokunamazsınız diye bir söz kesinlikle çıkmadı ağzından ama o aile terbiyesi içerisinde geliyor. Bunu açtığımız iyi oldu. Çünkü yeni nesillere de aktarılsa iyi kesinlikle, olur diye düşünüyorum. Hani anne babanın bir özeli vardır. Evet. Yatak odası özelleridir. Özel dolapları onlara aittir. Aynen. Şey gibi düşünsünler hani nasıl genç kardeşlerim boş ucun sehpasının çekmecesine ya da yastığın altına atıyorum sakladığı bir şey, başkalarına sakladığı özel eşyaları paylaşmak varsa. Istemiyorsa. Yani bu her şey olabilir. Ben mesela dişim çıktığı zaman onu bile yastığımın altına koyarım ki peri alsın diye örnek veriyorum. Çünkü diş zaman, perisi küçükken. O zaman çocukken. Evet, evet. İstemezdim kimse dokunsun. Bıraktım akşam orada olduğuna emin olmak isterim ki neyse. Yani herkesin bir özeli var demek istediğim. Evet. Çocuklar da buna dikkat etse anne babaların odasını eşyalarını karıştırmasa. Ne kadar güzel. Güzel olur. Bize bunu söylemediler ama. Bu aşılayınca öyle olurdu. Aile sistemi içerisinde o zaten çocuk onu algılıyor ve alıyor. Yani çok önemli. Mesela biz de aile içerisinde yemeklere çok önem veririz. Sofraya, sofra düzenine. Sofra yani, adabı. Tabii ki sofra adabı. Yani kolları böyle akşam, koymayacaksın. Evet, evet. Ve şu çok önemli. Bir aileyi aile yapan sofradır.
Orada oturulur. Akşam yemekleri çok önemlidir. Herkes akşam yemeğinde toplanmalıdır. Ben elimden geldiği kadar çocuklarıma bunu aşılamaya çalışıyorum ki erkenden eve gelsinler diye. Geleceği düşünüyorum. Evet Pervin Hanımcığım, başka bize neler şey yapacaksınız? Ne yapalım? Havalar soğudu, el kremi yapalım mı? Yapalım. Tamam. Vallahi yapalım. Çatlıyor değil mi ellerimiz? Evet, çok soğuk. Bugün sabah 3,5 dereceydi eksi. Ben çıkarken. Ah ben bilirim. Dün gece de kaç buçuk dereceydi bilmiyorum. Sevgili editörümü buradan öpüyorum. O anladı. Anladım. Vallahi. Şimdi hepimiz vazelini biliyoruz. Evet. Yani sık sık da kullandığımız ama tek başına yetmeyen bir el kremi olamayan bir üründür. Evet. 2 yemek kaşığı kadar ya da ne kadar ihtiyaç duyacaksanız bu saklanabilecek bir krem. Evet. Bunu benmari diyeceğim, hanımlar anlayacaklar. Sıcak bir suyun üstüne oturtarak eritilmesi gerekiyor bu ürünü. Evet. Bunun içerisine neden yapıyorduk? Ellerimiz çatlıyor diye. Çatlakları tamir edebilmek için bir ampul artık hemen hemen tüm evlerde bu. B vitamini mi? Evet, B vitamini. B. Bursa'da. Bir de E vitamini vardı. E vitaminini da genelde yüzde ve kırışıklık tedavilerinde kullanıyoruz. El için hayatım. Hmm. El için B. Yüz için E. B vitamini dediğiniz zaman böyle bir ampul mü veriyorlar? Aynen öyle, bunu veriyorlar. B vitamini dediğinizde bunu veriyorlar. B vitamini dediğimizde. E vitaminde de böyle yuvarlak yuvarlak patlatıyorsun onu. Yok, bunlardan veriyorlar. Gene bunlardan. Veriyorlar mı? Ay nasıl koktu vitamin vitamin. Bakın. Farkında mısın? Burada ne kadar keskin bir kokusu çok var. Çok kötü kokar zaten. Aşk olsun. Ay. Karışınca kokmayacak bunlar. Öyle mi? Evet. Bir miktarda. Ay bir şey de ay evetmiş, hiç de beğenmiyorsun. titizlik var, titizlik. Siz de hep klinikte olsaydınız ben onları beğenmeyenlerin ellerine cıs yapıyorum. Öyle mi? Peki. Bir miktarda zeytinyağı ile bunu sıcak suyun üstüne, burada ortam olmadığı için sıcak bir şeyin su. Şeyin üzerine oturtabiliriz mesela, o sürahinin üzerinde. Sıcak su var. Evet. Biraz sonra bir tabir vereceğim. Üzerinde olacak. Dursun. Şurada dursa bu bununla karışır. B vitamininin kokusu da gider. Ve ürünü alıp kullandığımız kabın içerisine bu karışım yumuşayıp karıştıktan sonra geri koyabilirsiniz. Bitene kadar da sabah akşam düzenli kullanılabilir. Hiçbir sakıncası yok. Ayaklara da iyi geliyor. Ayaklara mu? Da iyi gelir. Bir de çorap giyeceksin. Evet, gece yatmadan önce. Vallahi yapıyorum. Biz biliyoruz da. Aslında. Ama işte. Evlilik bitiren şeyler bunlar. Ay evli değiliz ki hayatım. Yani evli olan zaten ondan üstüne konuşsun. Giyip böyle çorapları giyip gül. Vallahi bir çorapları giy evlilik mevlilik bitti, hiçbir şey kalmadı. Ben düşünüyorum yüzüme gözüme bunları sürüp geziyorum. Adam hiçbir şey demiyor valla. Öyle şey mi? Ona da sürüyor. Aa tabii. Suça alet ediyorsunuz. Tabii. O zaman kafalar uyuyor. Şey. Yani tabii kafalar ki. Uyan birini bulmak evet. Lazım. Yani zaten şöyle düşünüyor. Kadın ne kadar ekonomik. Mutfakta ne bulsa yüzüne gözüne sürüyor. Tabii hiç sesi çıkmıyor adam. Tabii. Tabii. Biz tabii bir de dışarıda gidip parayı harcıyorduk ya. Tabii. Adam zaten sinir oluyor. Bir de gelip çorapla yatıyorsun. Aa yani, diyor. Yani gerek yok. Bu ürün ellerdeki çatlakları da, topuk çatlaklarını da düzenli kullanıldığı zaman 3 hafta kadar bir sürede düzeltir. Aa, ne güzel. Ama bir sıkıntı varsa, hani tedavi edilmesi gereken bir şey varsa ilave bir şey onu yapayım. Görmek lazım. Onu görmek ben o narları çok merak ediyorum. Narları. Onları yiyeceğiz. Yiyeceğiz mi? Ben de yiyelim diyecektim. Şimdi zaten. Bunlar biraz sonra gördüğünüz gibi erimeye başladılar. Daha evet. Sıcak bir suyun içinde olsalardı vallahi birbirine karışacaklar. İmkanlarımız şu an bunlar. İdare edelim. Nasıl pratik zekalıyım ama sürahiye de şey yapalım. Arkadaşım süper. Oldu varsayabilir miyiz? Oldu oldu. Olmuşunu sonra daha evet, var gösterir. Peki. Oldu da var bunu burada. Bunu güzel bir de sürüyorsunuz. Aynen bunu kutusuna geri koyuyoruz. Bunun içinden az. Karıştık. Bunun kutusuna geri koyuyoruz ve artık el kremi olarak yanımızda taşıyıp kullanabiliyoruz. Evet. Kokusu çok rahatsız ediyorsa biraz lavanta yağı ilave edebiliriz. Edelim bence. Tamam. Peki. Yani çünkü sanki ben o vitamin. Ben çok kokuya düşkünüm ya. Yani o vitamin kokusu beni. Sanki vücudunu böyle kokutur şey vitamin biz içtiğin zaman. Biz lavanta katalım bir bence. Bir miktar Pervin lavanta Hanımcığım. Katılabilir ya da biraz papatya parlaklık da verir. Böyle elinize sürdüğünüz zaman daha ışıltılı bir görüntü verebilir. Hmm. Cildi de rahatlatır. Süper. Kırışıklık maskesi mi evet. istiyorsunuz? Evet. Tamam çok kolay. Sonra ben bir de kuru saçlar için istiyorum. Hmm. Kuru saçlar. Senin saçların kuru mu? Kuru. Hmm. Çok ender olmakla birlikte evet oluyor. Hmm. Ama çok güzel pırıl pırıl maşallah. Yani, bu ciltler için çok hemen bakıyorum. Bir tarif çok, verelim. Çok belli ama belli. Bakılırsan... Şimdi kırışıklık genelde cildin bir şekilde kurumasından aslında kırılmasından oluşuyor. Kuru cilt bakımıyla kırışıklık bakımları birbirine çok örtüşüyor. Mesela ben bunu artık kullanabilirim içine kurmak için. Ben yumurta akını bakımlarda çok kullanıyorum. Yumurta sarısını akı. Saç bakımında kullanabilirsiniz. Bir malzemeyi kullandığınız zaman bir şey artmıyor aslında. Ya da çöp olmuyor. Kabuğunu? Kabuğunu söylüyorum. Hazır.
birkaç çeşit kullanıyorum. Az sonra. Ya. Şaka gibi. Robotun şeylerini bileylemek için kullanıyorum bıçaklarını. Çünkü kalsiyum olduğu için robotta çekerseniz bileylenir. Evet, ikinciyi söylüyorum. Menekşelerin ve çiçeklerin dibine yumurta kabuğu koyarsanız toprağın altında böceklenme olmaz. Çok güzel, sağlıklı olurlar. Aa, evet, Mimar Sinan yapmış yaptığı ya, bütün camilerde. O deve kuşu kullanmış. Evet, hep deve kuşu yumurtası vardır. Evet. Üçüncüsü de leke tedavilerinde yumurta kabuğunu kullanıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Gideyim ben artık. Ama yok, hani gitmiyorsunuz. Hayır, biz sizi bulduk, gönderelim. Sizin sormak istediğiniz bir şey yok mu? Ben burada. Yok, hayır. O şaşkınlıkla seyrediyor. Ben şimdi benim buradan yetişeceğim bir etkinlik var, ondan bahsetmek istiyorum. Sonra şimdi şunu alalım Doğukan'cığım. Yumurtanın akını aldım. Sonra son sözlerini alacağım. Şimdi bu yumurtanın akı. Yumurtanın akında albümüm var. Kırışıklık için hep kullandığımız bir şey bu bizim. Kırışacaksın birkaç sene sonra, dinle. Boşver yani. İçerisine kuru cilt için bir maske yapacak olsaydık bunun içerisinde biraz un katıp kıvam yapacaktık. Ama kırışıklık maskesi yaptığımız için bir miktar zeytinyağı. Bakın, en kolay bulunan şeyleri kullanıyorum ben. Bir tatlı kaşığı kadar. Ve E vitamini bu sefer. Ay. Bu kokmuyor. Bu E mi? Bu E. Deminki B'ydi. B'ydi. Tamam. Ellerine peçete alarak kırarlarsa, çünkü sırçadır bunlar. Çocuklardan da uzak tutmak lazım. Bu elde ettiğimiz şey sıvı gibi gözüküyor şu anda size. Ama sıvı değildir. Yumurta akışkan olduğu için yüzüne sürecek. 15 dakika bekletip yıkayacak. Göz kenarları da dahil. Göz kenarları da dahil. Çünkü çok basit bir şey. Hiçbir zararı yok. Ama cildi kuruysa hastanın, yani kırışıklık yoksa, biraz un, beyaz un katarak buna bir kıvam verip daha uzun soluklu bir maske olarak kullanabiliriz. Bunları hemen yapmamız gerekiyor. Bunu birkaç gün kullanabiliriz değil mi, bozulmadan? Hayır. Bu tip ürünler yapıldığı gün hemen tüketilmelidir. Bir tek el maskesini. El maskesini, onu kısaklayabileceğiniz tek şey odur. Gelin de narı yiyelim bari. Sen de anlat. Doğukan'cığım çok teşekkürler. Rica ederim. Yine devam edeceğiz programımızın içerisinde. Doğukan'cığım, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün senin için çok özel, çok önemli bir gündü. Bizi kırmadın, geldin. Rica ederim. Hassasiyetiniz için ben teşekkür ederim. Ne demek? Ne demek? Bu bizim görevimiz, bu bizim. Sen bize emanetsin. Programın başında da söylediğim gibi. Seni çok seviyoruz. Seni gördükçe Barış abimizi görüyoruz. Sen bize emanetsin. O yüzden senin son sözlerini tabii alabilir miyim? Benim yapmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi, bu bir bayrak var, onu benden sonraki nesille taşımak. Evet. Bir Barış Manço'nun yaşam tarzını, onların benim nesime bıraktığını bir sonraki nesile aktarmaya çalışmak. Dolayısıyla etkinliklerden biraz söz edeyim. En son bunları söylemek istiyorum. Biz bu seneki Barış Manço etkinlikleri olarak ne yapıyoruz? 3 Şubat'ta Moda'dan saat 10'da Barış Manço vapuru kaldıracağız. Herkese açık, ücretsiz, herkesin katılıp şarkılar söyleyebileceği ve Kanlıca'ya kabristan ziyaretine gideceğiz. Ay, çok güzel. Ve geri döneceğiz. Evet. Onun yanı sıra bu gece BOM'un 12. senesi. Müze gece saat 11'e kadar açık olacak. Orada şarkılar söyleyeceğiz. Yani ben de 10.30'a kadar onlarla olacağım. Ondan sonra başka bir programa katılmam gerekiyor ama. Yani herkes oraya davetti. Sonuçta Barış Manço herkese ait olduğu için orası herkesin evi bir nevi. Evet. Yine müze bu hafta ayın 8'ine kadar ücretsiz olarak açık. Herkese açık ve her gün işte ailesinden, tanıdıklarından, birilerinden değişik değişik günlerdeki söyleşiler olacak. Saat 12'de söyleşiler başlıyor. Senin de var. Benimki yarın. Yarın. Evet, ben yarın söyleşeceğim. Saat 1'de başlayacak. 1-1.30 civarı. Hı hı. Ve saat 5.30'da da Baba Bize Versene, babamın oynadığı filmin gösterimi var. Sinema gibi evde. Evet. Çok güzeldi o ya. Çok komik bir film. 8 gün boyunca evde film gösterimi yapacağız. Böyle bir takım etkinliklerimiz var. Bunları çok bahsetmek güzel istedim. Unutan olursa da işte barismanco.com sitesine girerler. Orada bütün detaylar yazıyor zaten. Evet. Bu kadar. Ne söyleyeceklerim bu kadar. Peki ben bir şey daha değinmek istiyorum. Evet, gezip dolaştığımda... Evet. Bir şövalye odası vardı. Evet. Çünkü babam... Onu bir açar mısın? 95 yılında, yanlış hatırlamıyorsam tarihi, 95 yılında hem Fransa'dan hem Belçika'dan şövalyelik ünvanı aldı. Evet. Bu yani çok çok önemli. Belgesini de gördüm. Yani müzeye gidenler zaten o odayı görecekler. Belgeyi de gördüm ben orada. Çok onur verici bir şey bu. Şövalyelik ünvanı.
Evet. Ve bu babamın hoşuna, çok hoşuna gitti dolayısıyla. Evet. Başka ülkelerin babamı benimsemesi ve onurlandırması. Çok onur belgeleri gördüm. Japonya var. Bir kere tabii. Japonya artık ve, kendi sanatçısı gibi. Evet ve devlet büyüklerinin, devlet adamlarının verdiği çok önemli onur belgeleri. Yani gerçekten her sanatçıya nasip olmayan bir şey. Allah oyattıkça sizlere uzun ömürler versin. Amin. Hepimize. Ama uzun ömürden ziyade başarılı ve güzel ömür versin. Yani amin. Bak ne güzel söylemiş. Bir insanın ismi ne zaman, en son ne zaman telaffuz edilmişse o zaman ölmüş demektir diye. Doğru. Babamın bir lafı var böyle. Yani her gün telaffuz düşünür ediliyor. Ya. Yani bu yeterli. Ama inan o bence şu an bizi görüyor, bizi izliyor ve bizlerle burada artık ve senin gibi sizler gibi evlatları olduğu için de gurur duyduğunu düşünüyorum. Tekrar çok mutlu oldum. Ben seni de. Tanımaya. Gitmeden bak bir sürprizim daha var. Sen babamın programına katılmıştın. Evet. O zamandan senin fotoğraflarını buldum arşivde. Onları 95 yılı. Evet, ay adam olacaktı. Şey katılmıştın. Çok mutlu oldum. Doğum dizgine katıldığın zaman da. Ay canım benim. Beraber fotoğrafınızı bulamadım. Ben şimdi bak arkada çıktı beraber fotoğrafınız. Ay. O zaman da. Canım benim ya canım nasıl güzel bir insandı. Yani Allah ne diyeyim. Her zaman böyle sanatçılar gelmiyor. Gelmiyor. Yani kendi ama söylüyor. Ama ölüm yeniden doğumdur. Ben ona inanıyorum. Ben ve gittiğimiz zaman orada karşılaşacağımıza inanıyorum. Görüşeceğiz. Sevdiğimiz bütün insanlarla karşılaşacağımıza inanıyorum. Sadece kısacık bir veda. Gerçek dünya orası. Ama kötü ya. Çok özlüyorsun. Tabii çok zor. Çok zor ama işte. Çok özlüyorsun. Öyle. Yani aslında her ölüm bir doğumdur derler ya. Evet. Mesnevilikte de bu. Evet, evet. Düğün gecesidir derler. Evet, evet. Ama yine de insan özlüyor. Ama biz işte böyle özlemleri gidermeye çalışacağız. Peki çok teşekkür ediyorum Doğukan'cığım tekrar. Her zaman görüşeceğiz. Tabii ki. Her zaman görüşelim. Tabii ki de inşallah. Seni çok seviyoruz. Senin yanındayız, arkandayız. Çok saygın ve çok olgunsun. Teşekkür çok tebrik ederim. Ediyorum. Ben peki. Seni tanıdığım için çok sevindim. Ben sağ ol. Çok teşekkürler. Evet şimdi herhalde reklamlara giriyoruz. Ay ne kadar ya. Reklam geliyor. Ay. Playback gelecek ama alttan gelsin diye bekliyorum ama gelmedi. O zaman tamam gelmiyorsa o zaman Ali Şim'in kaşları kahre diye. Ben şu saç kuruluğunu merak ediyorum. Hayatım Hayatım şimdi gelecek inşallah. Yolda çıkmış geliyor şarkı. İyi, tamam, bu şarkılar bu şarkılar çok güzel. Sen tarz değiştirdin. Evet iyice pop. Sen aslında bir pop de Alaturka. Pop Alaturka'ydı. İlk çıkışın evet. da öyleydi ben evet. hatırladığım kadarıyla. Evet, evet. Bu arada şeyle devam ediyorsun okula. Konservatuara devam ediyorsun. Mezun oluyoruz. Evet sonra inşallah. Hocam mı diyoruz size efendim? Bir sürü hocalık teklifi var. İnanmıyorum. Evet, hadi evet. bakalım sana yakışır. İnşallah. Sana kısmetse evet, inşallah. Evet kileğimiz yapamıyoruz. CD kitlenmiş hayata. CD kitlendi nazar değdi. Hayatım olsun. Bütün Türkiye'nin gözü burada canım yani. Benim. Canlı sen, çalalım bence de. Senin sesin çok güzel. Böyle bir problemimiz yok. Çok bu şükür. Da nazarlığımız olsun. Bence de. Ben sana mikrofonu bırakıyorum. Arkadaşlarla beraber. Tamam o zaman la alayım. Bak prova da yapmadılar ha. Yani. Gerek yok. Mikrofona ses alayım. Al benim ses. Nihavent. Derde deva gibiyim. Sevdiğime taparım. Hafife alma beni sakın. Alışkanlık yaparım.
kararlıyım, galiba aşık oldum. Ne şikayet edersin, ne benden vazgeçersin. Benden sonra hiç kimseyi bir daha sevemezsin. Derde deva gibi. Alışkanlık yaparım. Derde deva gibi. Coş sevdiğime taparım. Hafife alma beni sakın. Alışkanlık yaparım. Derde deva gibi sevdiğime taparım. Alışka alma beni sakın, alışkanlık yaparım. Evet, derde deva gibi sevdiğime taparım. Hafife alma beni sakın, alışkanlık yaparım. Derde deva gibi. Vallahi harika bir şarkı, provasız. Senin şarkında evet, ve provasız. Evet. Arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Değerli üstad arkadaşlarımız da çok başarılar. Hepsi birbirinden bir değer. Teşekkürler. Nadide. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim sana. Ama sana haksızlık ediyorlar. Biliyorum ne söyleyeceklerini. Ah, bak hayatım, ben sana söylüyorum. Bunlar sana ne hatırlatıyor? Aa. Bunlar. Bir de... Allah. Ha? Bir şeyler hatırlatması lazım. Şunları bir giy bakayım. Ne, birazcık kavgacıyımdır canım yani. Hayatım sen son günlerde boksa merak sarmışsın. Evet, boks turnuvasına gittim. İstanbul takımının. Evet, bu ama biraz erkek ve şiddete yönelik, erkeklerin hoşlanacağı bir şey. Hayırdır hayata? Ya Cemal Ünal vardı orada. Ay inanamadım ya, taktik veriyordu. He. O hepimizden fenaydı yani. Fena yani nasıl fena? Şey böyle. Heh. Vur, alttan vur, üstten vur. Gel bakalım. Kaç, sağa geç. Sonra... Hayatım bizim biraz topumuzu... Evet. Sönmüş topumuz ama... Alttan çalışırım böyle, alttan çalışırım. Alttan. Sen bu sporu yapıyor musun? Başladın mı? Merak mı sardın? Yok, hayır ama bir kere şey bizim Türkiye'mizin takımı İstanbul'sun maçıydı. Onun için desteklemeye bak, gittim. Bak dersime nasıl çalışmışım hayatım. Vallahi süper süper. Aa, çok güzel çalışıyorum dersime. Bütün seninle ilgili bütün internetten haberleri her şeyi indirdim. Bilir. Hatta bilmemen gereken şeyleri. Hatta bilmemem gerekenleri biliyorum ama ben susuyorum. Bilmiyorum ya. I love you. Seni seviyorum. Aynen. Hayatım bizim programımız
pozitif bir program. İnsanların burada kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini, en güzel yönlerini çıkarmalarını hedefliyoruz. Bizim amacımız bu. Her şeyi biliyoruz ama sen söylemek istersen. Evet. Soruyoruz. Ve tabii ki sormuyoruz ama biliyoruz. Evet. Bu da başarı. Şimdi evet, evet. Vallahi. Kadın her şeyi biliyor ana. Vallahi her şeyi biliyor kadın. Öyle mi? Alo. Alo. Oh canım canım canım. Mahmut abicim benim. Mahmut Tuncer. Ablacığım hayırlı uğurlu olsun programın. Ah çok teşekkür ederim. Nasıl heyecanlıyım. Nasıl heyecanlıyım. O sen sürekli her programda böyle heyecanlanıyorsundur ki. Evet. Seyircilere vermiş olduğun o büyük ikramiyeyi kendi programınca bence daha en az 100 katına çıkarmışsındır. Canım. Çok teşekkür ediyorum. Seyircilere olan saygından dolayı. Bu arada ben programı seyredemiyorum ama bağlanırken Işıl ablam taktik vermiştir. Işıl ablam seyretmiyor muymuş? Vallahi o seyrediyormuş. Ben de bir yerdeydim. Ben de şimdi yetiştim açtım. Karşında sultan var. Tabii. Hürrem Sultan. Gönlümüzün sultanı. Biz esas muhteşem yüzyıl burada var. Mahmut abicim çok teşekkür ediyorum. Ne demek, hayırlı olsun inşallah. Benim de kasetim 14 Şubat'ta. Ne zaman geliyoruz? Ne zaman geliyoruz? Ondan sonra hemen programındayız ablacığım. Başımın üstünde yerim var. Seni çok seviyorum. Araman sesini duymak bana çok güç verdi. Çok Işıl teşekkür ediyorum. Işıl ablamı da selamlarımı. Işıl ablamı da öpüyorum. En kısa zamanda kahvaltıya geleceğim. Bekliyoruz. Şu yapamadığımız kahvaltıyı yapacağız. Nadide abla, boksuzluğun nasıl senin Nadide abla? Nadide abla. Duymadım. Nadide abla boks oynadın. Boksuzluğun nasıl diyorum. Nasıl? Okul mu? Boks. Çok iyi. Milli takıma hazırlanıyorum. Öyle mi? İnşallah bizim programa geldiğinde görüşürüz. Ben de hazırlık yapıyorum. Tamam. Eldivenlerle geleceğim. Yandın. Ama senle maç yapacağım ona göre. Tamam, ben de hazırlık yapayım. Ben de Işıl antrenman yapayım. Geldiğinde görüşürüz. Ay yalnız Işıl abla öyle yapıyor bu arada antrenmanı. Allah seninle. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Çok efendim. Öpüyoruz seni. Hayırlı yayınlar. Mersi, çok sağ olun. Kocaman. Ah nasıl güzel bir insandır. Nasıl güzel bir aile babasıdır benim Mahmut abim. Ve çok eğlenceli bir insan. Hep pozitiftir. Kesinlikle. Eşi de öyle. Işıl abla, Işıl Tuncer de öyle. Kızları öyle. Çok güzel bir aile. Aynen. Allah onları bozmasın. Amin. Dirliklerini hiç kimseye bozdurtmasın da. Amin. Ben gerçekten sanatçı olup da aile hayatını önemseyen insanlara daha başka bakıyorum ve daha bir saygı Biz duyuyorum. Biz de çok önemsedik. Değil mi? Yani o yüzden de böyle daha bir başka sevgiyle yaklaşasım geliyor. Aynen. Evet aynen. Şimdi son 7 saçla dakikalar. Saçla ilgili mi soruyorlarmış? Ağırlıklı saçlarla. Şimdi bu benim şu saçlarıma ne tavsiye edersin hayatım? Ama maşallah gerçekten ne tavsiye edin? Hanım öyle dediler. Ağırlıklı saçlarla ilgili dediler. Buna tavsiye edecek bir şey bulamıyorum. Bilmiyorum artık. Maşallah. Canım beline kadar geliyor. Maşallah. Daha ne istiyorsun seni Allah? Yani, saçınızla ilgili kuru saçlar için. Evet, kuru saçlar için yapılabilecek en basit şeylerden biri. Demin yumurtanın sarısını buraya ayırmıştık başına bir şey gelmesin Yardım diye. Yardım edeyim mi ben? Yok. Yumurtanın sarısı. Bir çekeyim. Ay. Yumurtanın sarısını. Ay Allah'ım ya. Maşallah. Maşallah. Yumurtanın sarısı. Yumurtanın sarısı. Nereye gitti yarısı? Çöpe gitti yarısı. Ben de hiçbir şey çöpe gitmem. Lütfen. İçine kuru saçlar için olduğu için bir iki çay kaşığı kadar çörek otu yağı koyuyoruz. Çörek otu yağı. İnşallah görünecek bu buradan şöyle. Ben onu kaldırıp yukarıdan gösteririm. Evet. Şimdi şöyle iki çay kaşığı kadar. Bazen yumurtanın akı çok büyük olabiliyor. Onun için hani kıvamına bakmak lazım. Benim arkadaş böyle bir yumurtalı bakım yapıyor. Banyoya giriyor yıkamak için. Fazla sıcak suya açıp pişiyor yumurta kafasına. Pişiyor, kek yapıyor ondan. Bayağı kokuyor. Ondan sonra bu da bir bomba yani. İstiyorsanız kırmayayım. Bir ben ampul D vitamini. Kıralım. Tamam, şimdi kırıyorum. B mi? B vitamini. Çünkü kuru saçı beslemek lazım. Tamam.
Tabii. Bunu birkaç kız yapalım ama. Şöyle evet, yapıyoruz. Tamam, tamam. Bir tanesi burada. Şimdi bunu yapıyorsunuz. Saç diplerinden çok saç uçlarına. Kuru saçta problem uçlardadır. Uçlarına evet. Friksiyon yapılıyor. Üstünü streç film gibi bir şeyle kapatabilirsiniz. Ondan sonra 20 dakika boyunca beklemek gerekiyor. Sonra ilk önce şampuanı sürmek. Bunu kıramıyorum. Bana direniyor. Derim bana, ben kırarım. Yok, elinize bir şey olur. İlk önce şampuanı hiç suya değdirmeden bu tip maskeleri saçtan çıkartmanın yolu odur. Önce şampuanlayacaksınız kuruyken. Sonra soğuk suyla o şampuanı akıtacaksınız ki saçın kendi yağını almasın. Evet, bence de. Yani bakım yaparken saçımızın kendi doğal yağından olmamak lazım. Peki bu vitamin kokusu kaç gün sonra çıkıyor kafadan? Hemen çıkar. Çıkar mı? Soğuk şeyle yapılınca mesela tamam. Sarımsaklı bakımlarda yaparız. Güzeldir. Ama tane. Saçların çoğalması için sarımsak evet. Da çok iyidir mesela bunu yani. Kuru saçlar için yaptık. Hemen tekrarlayalım. Ne yaptık? Bir yumurtanın sarısını koyduk. Evet. İki çay kaşığı kadar çörek otu yağı koyduk. Bir ampul B vitamini koyduk. Haftada bir uygulanabilir. Haftada bir uyguluyoruz. Evet, ne koymuşuz? Bir yumurtanın sarısı, çörek otu yağı. O da saçları çoğaltmak için mi sarımsak? O sarımsak evet. Şey yapardı babam. B vitamini koyduk. Bunu saçların köküne değil ucuna ve üstüne sürüyoruz. Kapatıyoruz. 20 dakika bekletiyoruz. Önce şampuanlıyoruz. Sonra suyla yıkıyoruz. Haftada bir yapılabilir. Çörek yapıyoruz. Evet. Tamam. Bir sıkıntısı yok. Tekrar ediyorum ama çörek otuna bir alerjisi olmaması lazım. Hayatım şey. Senin topuklarına kadar uzar bunu sen her hafta yaparsan. Siz olmaz yapmayın. Yani. Sen yap. Ben Rapunzel gibi çıkarım. Rapunzel gibi böyle. Bir kaleye. Hayatım hayır yani Rapunzel gibi uzasa ne olacak? Şey kaleden tırmanacak yok ki. Kaleden of, of. Tırmananlar da sonradan kurbağaya bizim kaleler, dönüşüyor. Bizim kaleler yıkılmış hayatım. Bizimkiler valla millet öper kurbağalar prens olur. Bizimkiler kurbağaya dönüşüyor. Kurbağaya dönüşüyor. Aa, bu ne yani? Bir de bıraklarlar. Evet. Evet. Şimdi evet son bir dakikamız kaldı. Olaya hiç dahil olmadım kocacığım, duydun değil mi? Ben şimdi küçük Pınarlık'tan terfi edip büyük Pınarlığa doğru. Küçük Pınar büyüdü. Büyük, küçük Pınar büyüdü. Yalnız bugün tabii ki böyle oldu ama bir dahakine Pervin Hanım'cığım kusura bakmayın. Size şöyle yürür bir masa alacağız yani. Alacağız görüyorsunuz inşallah. Ama hani hürmet ve yani, misafirperverlikte sınır tanımıyorsunuz. Elimizden geldiği kadar. Şimdi. Bir şarkı yapalım mı Nalide'cim? Yapalım. Bitiyor mu yayınımız? Yayınımız bitiyor mu yoksa? Bitiyor. Az kaldı. Aa, evet haberlere gireceğiz tekrar. Şaka gibi. Şimdi yine Barış abimizden bir şarkı söyleyelim. Tamam. Ben bugün albümden pek şarkı söylemedim. Olsun. Ama burası senin yerin. Burası benim. Ben senin çat kapı gelirim buraya. Sen her zaman başımın üstünde yerim var. Bir dahakine söz... Hep senin şarkılar. Tamam aşkım. Benim seni çok seviyorum. Hiç fark etmez. Bugün hepimizin biraz heyecanı vardı. Barış Manço şarkısı söylemek çok daha büyük keyif ve onur. Canım benim, sen çok güzel kalpli, yüce kalpli birisin. Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz güzel bilgiler için. Çok teşekkürler. Bir hatamız, kusurumuz olduysa affola çünkü bugün ilk günümüz. Maşallah. Heyecanlıyız. Maşallah. Çok heyecanlıyız. Her şeye yetişmek için çok uzun süredir çalışıyoruz ama hiçbir şeyde yetişmeden son dakika oldu biliyorsun. Olsun. Öyle bir durumumuz var ama ekranları başındaki herkese ümit ediyorum ki çok güzel, neşeli dakikalar geçirmişizdir. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel Nadir'cim. Geçti. Çok güzel. Sağ ol. Evet, haydi bakalım.
istiyorsanız sizleri de bekliyoruz. Havas mı aldın? Ben geldim, çok güzel geçti. Siz de gelin.